Şahların Labirentinden bir kez daha merhaba. Bu hafta 27 Mayıs darbesinin ardından siyasette hüküm sürmeye başlayan yeniden yapılanma ve sivillerle ordunun sessiz ama derinden çekişmesini anlatacağız. 27 Mayıs darbesini izleyen yıllarda 22 Şubat ve 21 Mayıs darbe girişimlerinin yaşanmasının ardından ortam normalleşmeden düşünce özgürlüğünden söz etmek mümkün değildi kuşkusuz. Ancak devlet çekirdeği içine ister sindirsin, ister sindirmesin, siyasi tablonun seçim sonuçlarına göre şekillenmesi engellenemiyordu. Nitekim Milli Bakiye adı verilen karmaşık hesaplama yöntemi ve ondan kaynaklanan sıkıntılara karşın 1965 seçimleri de bu sonucu doğurdu. Seçime kurucu genel başkanı Ragıp Gümüşbala'nın ölümünden sonra Süleyman Demirel'in liderliğinde giren Adalet Partisi, tek başına iktidara gelirken koalisyon hükümetleri dönemi de kapanmış oluyordu. Türkiye'nin bir bütünleşmesi lazımdı. Ve bu bütünleşme için biz ortaya çıktık. Bu bütünleşmede biz geçmişi inkar edemezdik. Yani olup bitenleri tasdik edemezdik. Olup bitenleri eğer bir intikam vasıtası haline getirsek o zaman da Türkiye'yi idare edemezdik. Biz bir büyük barışa giriştik. Ama barış onurlu bir barıştı. Taraftarlarımıza döndük, dedik ki evet, bu hadiseler olmuştur. Bunlar fevkalade inciticidir, yürek paralayıcıdır. Yalnız bugünkü acılarımıza yeni acılar mı ilave etmek istiyoruz? Yoksa bugünkü acılarımızı içimize gömüp geleceği acısız mı yapmak istiyoruz? 1965 seçimlerinin ardından sosyalist dünya görüşüne sahip Türkiye İşçi Partisi ve milliyetçi Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi artık meclisteydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin uzun yıllar ana muhalefet görevini üstleneceği yeni bir dönem başlıyordu Türkiye'de. 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'in 1965 yılının son aylarında kısmi felç geçirmesi üzerine yeni cumhurbaşkanı arayışları başladı. Asker kökenli senatörler yeni cumhurbaşkanının sivil olmasına karşıydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay'ın ismi telaffuz edilmekteydi ancak 1961 Anayasası gereğince Cumhurbaşkanı meclis dışından seçilemezdi. Ama bu engeli aşmak zor olmadı. Görevinden istifa eden Sunay, bir kontenjan senatörünün de istifa ettirilmesiyle Cumhurbaşkanlığı kontenjanından senatör olacaktı. Genelkurmay Başkanı Cemal Tural ve kuvvet komutanlarının da meclisteki sıralarda hazır bulunduğu seçimlerin ardından Cevdet Sunay, Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Cumhurbaşkanı olarak köşke çıkıyordu. Bütün gücümle ve varlığımla çalışacağıma namusum üzerine söz veririm. Mayıs'tan sonra asker cumhurbaşkanı modası baş gösterdi. Önce genelkurmay başkanı oluyor, arkasından da cumhurbaşkanı oluyor. Şimdi tabii biz bunu ne şekilde gördük? Cemal Gürsel bu şekilde zaten bir darbenin başı olarak daha sonra devlet başkanı olmuştu. Cemal Gürsel'den sonra Cevdet Sunay'ın genelkurmay başkanlığından cumhurbaşkanlığına çıkışını gördük. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ortaya çıkan iki kutuplu dünyanın ürünü Soğuk Savaş, 60'lı yıllarda da tüm hızıyla sürüyordu. NATO'nun Sovyetler Birliği'ne bağlı ülkelere uyguladığı psikolojik çökertme taktiklerinin aynısı, Sovyetler tarafından Hint içine, Kuzey Afrika ülkelerine ve Türkiye'ye karşı da uygulanıyordu. Ruslar 946'dan sonra çok açık bir ifadeyle, onları ben o gazete haberlerinde de tespit ettim. Biz Türkiye'de dost bir hükümetin kurulmasını istiyoruz. Bunun için çalışacağız diyorlar. Şimdi Türkiye'de dost bir hükümet kimdir, nasıldır? Bunun anlamı çok açık değil mi? İkinci Dünya Harbi'nden sonra Bulgaristan'da dost bir hükümet kurdular. Bulgaristan işi halledildi. Polonya'da dost bir hükümet kurdu. Bütün Doğu blokunu bu dost hükümetlerle halletti. Hatta Doğu blokunu değil, Azerbaycan'a falan da öyle hallettiler. Yani onların yöntemi oydu. Azerbaycan'da Mehmet Emin Bey'in hükümeti varken bir iç darbeyle Nerimanov hükümeti, yani komünistlerin hükümeti kuruldu. Dost bir hükümet, buyur dedi. Bir şey geldiler. Oldu, bitti. Hepsi öyle. Bütün Türk ülkeleri. En son örneği de Afganistan. Afganistan'da bildiğimiz mücadele.
1965 başında Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'ı işgal etmesiyle savaş karşıtı toplumsal muhalefet sokaklara yansıyacaktı. Amerika'da beyatnik hippi çizgisiyle yaygınlaşan bu kültürel antikapitalist protesto, 1967-68'de Avrupa'daki bütün metropollerde anarşist troçkist hareketler tarafından devralınarak siyasallaştırılacaktı. 1968 baharında Fransa'daki üniversitelerde başlayan öğrenci hareketleri, Alman düşünür Herbert Marcuse'nin yeni sol fikirlerinin etkisi altında her türlü muhalif grupları da kapsayarak sokak çatışmalarına dönüştü. Avrupa'daki öğrenci hareketlerini komünist partiler desteklemedi. Avrupa'daki öğrenci hareketlerin arkasında Sovyetler Birliği çıkmadı. Ama Avrupa'daki öğrenci hareketlerinin arkasına bir baktığımızda Amerika'nın çıktığını görüyoruz. Soğuk Savaş'ın hüküm sürdüğü o süreçte Avrupa Birliği Amerika'dan ayrı bir ekonomik, bir siyasal istikamet çizmişti kendine. Ve Amerika yaklaşımlarının Amerikan çıkarları için tehlikeli olduğunu görünce Avrupa'daki bir takım öğrenci hareketlerini destekledi. İlk öğrenci hareketlerine destek veren Avrupa'daki komünist partiler daha sonra öğrenci hareketlerinden geri çektiler. Ve öğrenci hareketlerini maceraperest, lümpen, goşist olarak telendirdiler. Ve komünist partisine mensup yöneticilerin, kadroların, işçilerin öğrenci hareketlerinin içerisinde yer almasına tavır koydular. 1968 Mayıs ve Haziran'ında sadece Fransa'da değil, dünyanın birçok ülkesinde gençler ayaklandı. Bütün bu hareketler, nedenleri ve sonuçları şu ya da bu ölçüde değişik olsa bile temelde düzen değişikliğine ve eğitim devrimine yönelikti. Bu neydi? Birdenbire bu ülkelerin içindeki insanlar aynı tarihte haydi biz bir hareket yapalım diye anlaşma mı yaptılar da 68 ortak paydası ortaya çıktı. Hayır, Soğuk Savaş'la ilgiliydi. Zaten Türkiye'deki olayları inceleyecek olursak anarşiyi çıkartanların kullandıkları sloganlar, ortaya koydukları görüşler, Türkiye'nin rejimini nasıl dönüştüreceklerine dair düşünceleri, yayınladıkları kitaplar, bildiriler, hepsi apaçık bunun bir Sovyetler Birliği'ne bağlı olaylar olduğunu bize gösteriyor. Soğuk Savaş dönemlerinin her millet için ayrı ayrı mütalaa etmek lazım. Yani Rusya'nın yürüttüğü Soğuk Savaş Türkiye'de başka türlü tezahür eder, Fransa'da başka türlü tezahür eder, Amerika'da iyice başka türlü tezahür eder. Amerika'nın yürüttüğü propagandalar, Soğuk Savaş propagandaları Rusya'da başka türlü yapılır, Bulgaristan'da başka türlü yapılır, Hindistan'da başka türlü. Herkesi kendi problemlerine, kendi şartlarına, kendi psikolojisine göre tahrik etmek, yönlendirmek, idare etmek de şimdi Soğuk Savaş dediğim bu. Batı da bunları kullanır. Yani Batı da aynı enstrümanları kullanır. Türkiye'deki sol hareketlerin birçoğunu, sol fraksiyonların birçoğunu biz 12 Eylül'den sonra ve şimdi daha çok fark ediyoruz ki bunlar daha çok ABD veya Batılı istihbarat örgütleri tarafından oluşturulmuş yapılar. Bunların büyük bir çoğunluğu sosyalizm maskesini takmış. Aslında Batılı istihbarat örgütlerinin Türkiye üzerindeki siyasal taleplerini yönlendirmek için, Türkiye'yi etkisiz hale getirmek için bir dış politika enstrümanı olarak kullanılmış. Batı'da 68 hareketi, gençliğin daha fazla özgürlük ve demokrasi talebiyle geleneksel soldan kopuşu anlamına geliyordu. Daha fazla özgürlük talepleri aynı yıl içinde sadece Batı'da değil, bir Varşova Paktı üyesi olan Çekoslovakya'da da dile getirildi. Daha özgürlükçü ve güler yüzlü bir sosyalist yönetim modeli olan Prag Baharı, Başbakan Dubček'in girişimiydi. Sovyetlerle beraber Varşova Paktı üyesi ülkelerin ordularının Ağustos'ta Çekoslovakya'ya girmesiyle Prag yerle bir oldu. Gözümün önüne bir sahne geliyor. O Kızıl Ordu tanklarına çıkmış bir Çekoslovak genci, yaşasın özgürlük ve demokrasi diyordu. Peki Türkiye'de ne oldu? Özgürlük ve demokrasi isteyen Çekoslovak gençliğini Türk solu görmedi. Vietnam'a, Kamboçya, Angola'ya ahtar düzen Türk solu, yanı başındaki Çekoslovakya'daki Sovyet tanklarının, Sovyet zulmünün, Sovyet Kızıl Ordusunu görmedi. Türkiye'deki 68 hareketi ise bağımsız Türkiye şiarıyla yola çıkmasına rağmen 70'li yıllara geleneksel Ortodoks Sosyalist Hareket'in etkisinde girecekti. Dünyadaki 68 siyasal otorite reddederken, yerleşik düzeni reddederken
daha açıkça ifadeyle söyleyeyim, bürokratik sosyalizmle kopuş anlamına gereken Türkiye'deki 68, Batı'dakinin aksine demokratik, özgürlükçü, temel hak ve hürriyetleri savunan siyasal bir anlaştan daha çok Soğuk Savaş döneminden kalma Stalinist, ortodoks, bürokratik bir sosyalist akım Türkiye'de karşımıza çıktı. Orada statikoya, resmi ideolojiye karşı bir duruş ortaya koyarken Türkiye'de ise tam tersine darbeci, cuntacı, militarist bir sol karşımıza çıktı. Türkiye'deki sol gençlik hareketlerinin başlangıcı 60'ların ortasına kadar uzanıyordu. Son derece saf ve temiz duygularla bir devrimcilik furyası başladı. O zamanın gençleri büyük gelir adaletsizliği ve büyük gelir dağılımını göz önüne alarak bir mücadele vermek gerektiğini gördüler. Bunların çoğu samimiydi, namusluydu. Türkiye'de bir devrim hareketi olacak. İşte gelir adaletsizliği yok edilecek. Dengeler sağlanacak. İşte Türkiye barış ve refah içerisine girecek diye bir samimi düşünce vardı. Çeşitli siyasal akımların dünyanın o gün koşuna etkilenmiş dinamik bir genç nesildi Türkiye 68'i. Yani Türkiye 68'i sınırı dar, Avrupa'daki gibi yalnızca üniversite sınırları içinde, üniversite yönetimlerinin değişmesi, fakat yeni bir dünyanın da, kötülüğe karşı yeni bir dünyanın, savaşa karşı barışın kurulması, özellikle Vietnam Savaşı'nın, dünyadaki Amerika Birleşik Devletleri savaşlarına karşı savaşsız bir dünya özlemi eksenindeki insanların kendini daha iyi tanıması, cinsel özgürlüklerinin, kimliklerinin ortaya çıkması eksenindeyken Türkiye'deki 68 büyük ölçüde tekrar bağımsızlığı, kaybedilen bağımsızlığı kazanmak. Biz Amerikan askerlerini sokaklarda gördüğümüzde bağımsızlığımızın kaybedildiğini, bu askerin Türkiye'de ne aradığını düşünüyorduk. Bizim üniversitede olduğumuz yıllardı. Doğan Avcıoğlu ve Ümtaz Soysal'ın öncülüğünde çıkarılan o yönün bildizgesi doğrusu çok vurucuydu. Çok etkileyiciydi. Onun ardından gelen neşriyat, yayınlar onu besleyici nitelikteydi. Çok etkiliydi. Yani ben talebelik yıllarımın psikolojisini hatırlıyorum. O darbeler karşısında insanların tutunabilmesi ancak işte Anadolu'dan gelmiş olmak, Anadolu'nun o muhafazakar ortamından gelmiş olmak, bir takım değerlere ister istemez bağlı olmaktan geliyordu. Yoksa öyle yerlerden vuruyorlardı ki adalet istiyorlardı. Haksızlık karşısında isyan ediyorlardı. Efendim, istismarlara karşı çıkıyorlardı. Buna milliyetçi duyguları olan bir insanın sahip çıkmaması, o ize girmemesi mümkün değildi. Fikir kulüpleri temsilcileri 1965'te Ankara'da en etkin ve sosyalist bir yapıya sahip Siyasal Bilgiler Fakültesi Fikir Kulübü'nün öncülüğünde Fikir Kulüpleri Federasyonu'nu kurdular. Fikir Kulüpleri Federasyonu ise Milli Türk Talebe Birliği, Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı, Türkiye Milli Talebe Federasyonu gibi yarı resmi gençlik örgütlerinin dışında oluşturulmuş olan bir gençlik örgütüydü. Ve Türkiye İşçi Partisi'nin bir bakıma yan kuruluşu durumundaydı. Bu örgütün misyonu gençlik saflarında bu adını verdiğim yarı resmi devlet organı durumundaki gençlik örgütlerinin öğrenci gençlik üzerindeki hegemonyasını kırmak. Misyonumuz bizim buydu. Çoğu tip üyesi ya da sempatizanı öğrenci gençler tarafından kurulan Fikir Kulüpleri Federasyonu 68 devrimci gençliğinin ilk kitlesel örgütüydü. Fikir Kulüpleri Federasyonu tip çizgisinde çalışmalarını sürdürürken Türk solunda başlayan Milli Demokratik Devrim, Sosyalist Devrim tartışmaları Fikir Kulüpleri Federasyonu'nu da etkileyecekti. Ben sosyalistim, Marksistim. Yani Marksizm perspektifinden bakıyorum ve sosyalistim, komünistim, neyse devrimciyim falan diyenler ikiye ayrılmışlardı. Biri milli MDD'ciler, bir de işte sosyalist devrimciler. Şimdi bunların arasında askeri darbe bakımından görülüşte bir fark var gibi. Ama dediğim gibi yani o sosyalist devrim diyenler Sovyetçilerdi çoğu, hepsi zaten.
O da Sovyetler Birliği onlara fazla böyle gidip de askerlerine maskelerine başımızı belaya sokmayın dediği için öyleydiler. Milli Demokratik Devrim Kampı esas olarak Türkiye'nin sosyalizm için uygun koşullara henüz sahip olmadığını, öte yandan parlamenter düzenin bir devrimci partinin yasal yollardan iktidar olmasına el vermeyecek şekilde organize edildiğini, dolayısıyla parlamento dışı muhalefetin esas alınması gerektiğini öngören iki aşamalı bir değişim projesi ileri sürüyor idi. Fakat burada tabii bunun yorumları bakımından da birden fazla nüanstan söz edilebilir. Tipe muhalif Mihri Belli'nin liderliğindeki kadrolar, Fikir Kulüpleri Federasyonu'nu milli demokratik devrimci bir çizgiye çekmeye çalışıyordu. Türkiye İşçi Partisi, işçi sınıfıyla, emekçi kitlelerle birlikte hareket etme yanlısıydı. Milli demokratik devrimi savunanlar ise işçi sınıfın henüz oluşmadığını, yeteri kadar güçlü olmadığını, asıl öncülüğün asker, sivil, aydın, zümre adı verilen bürokrasiye veya entelijansiyaya düştüğünü iddia ediyorlardı. Mihri Belli'nin kendisi asker, sivil, aydın zümre ile bir öncülük mücadelesi gerektiğini ama onlarla müttefik olunarak bu sürecin tamamlanabileceğini söylerken, örneğin çok benzer bir şeyi savunan Doğan Avcıoğlu ise kendisininkini Türkiye'ye özgü sosyalizm yolu olarak görmekle birlikte aşağı yukarı o sıralarda işte Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta hüküm süren Baas rejimlerine benzer, yani yukarıdan askeri güç kullanılarak ordu eliyle bir değişim programı uygulanabileceğini öngören bir başka pozisyon alıyordu. Sosyalist fikirler sadece gençler ve aydınlar değil, ordu içindeki subaylarda da hatırı sayılır bir taraftar bulmuştu. Talat Aydemir'in önderlik ettiği ayaklanmaya katıldıkları için ordudan atılan yüzlerce subay ve harp okulu öğrencisinin çoğunluğu, giderek kalabalıklaşmaya başlayan devrimci sosyalist gruplara katılmayı seçti. Solcuların fikir kulüplerine karşılık milliyetçi gençlikte Ülke Ocağı ismiyle üniversitelerde ve liselerde örgütlenmişti. Teşkilatın kurulmasında Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Dündar Taşer etkili olmuştu. 67'de genç ülkücüler, 68'de de ülke ocaklarıyla ülkücü gençlik hareketi siyaset sahnesine çıktı. Solda FKP, sağda ise ülke ocakları genç ülkücüler. Ama bunun yanında Milli Türk Talebe Birliği, Türkiye Milli Talebe Federasyonu gibi önemli dernekler de vardı. Milli Türk Talebe Birliği 1965'te Türkiye Milli Talebe Federasyonu 1967'de yapmış olduğu kongrelerde sol grupların elinden alındı. 1969'dan sonra Milli Türk Talebe Birliği AP destekli. Daha sonra da Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi'nin siyaset sahnesi çıkmasıyla Milli Türk Talebe Birliği daha muvazakar gençlik gruplarının inisiyatifine geçti. İlk öğrenci boykotu sağcı öğrenciler tarafından Ankara'da İlahiyat Fakültesi'nde 15 Nisan 1968'de başlatılmıştı. Buradaki boykot, bir kız öğrencinin başörtüsünü derste çıkarmaması, bir diğer öğrencinin de olayla ilgili olarak bir öğretmene hakaret etmesi nedeniyle ikisinin de fakülteden uzaklaştırılmaları üzerine başladı. Bundan iki ay sonra solcu öğrenciler tarafından Özerk ve Demokratik Üniversite talebiyle başlatılan boykot, Ankara'daki pek çok okulun ardından İstanbul Hukuk Fakültesi'ne sıçradı. Önce üniversite reformu talebiyle bir boykot biçiminde başlayan hareket, üniversitenin işgaline dönüştü ve o güne kadar dar bir militan çevresinde tanınmakta olan bir genç, kitle hareketinin lideri olarak öne fırladı. Deniz Gezmiş. Thank you.
Haziran'daki üniversite işgallerinin ardından Amerikan 6. filosu 15 Temmuz 1968'de İstanbul'a geldi. Öğrenciler Beyoğlu'nda gördükleri Amerikalı er ve subayların keplerini alıyorlar, üzerlerine boya atıyorlardı. Kimi er ve subaylar dövülüyordu. İki gün boyunca polislerle devrimci öğrenciler arasında süren çatışmalar sırasında hayatını kaybeden Fikir Kulüpleri Federasyonu üyesi Vedat Demircioğlu, 27 Mayıs sonrası bir çatışma sonucu ölen ilk gençti. Bu olaylar sırasında Dolmabahçe rıhtımına inen gençler bazı Amerikan askerlerini döverek denize attılar. Dolmabahçe olayları sonraları sol içi şiddete dönüşecek çatışmaların ve kavgaların ilk işaretini verecekti. Türkiye İşçi Partili gençlik lideri Harun Karadeniz'in kesinlikle çatışmalara girmeyin uyarılarına rağmen genç kitleler gösterilerde daha aktif ve güvenlik güçleriyle çatışmayı göze alan Deniz Gezmiş'in yanında yer alacaklardı. Harun Karadeniz, Milli Demokratik Devrimcilerin boy hedefi olmasını şöyle anlatacaktı. Onların çatışmaya yönelik tavırlarının en önemli kaynağı ise devrimci bir junta umudu oluyordu. Onlara göre her fırsatta polisle çatışma çıkacak ve asker, sivil, aydın zümre iktidara el koyacaktı. Nitekim 27 Mayıs'ta böyle olmuştu. Bizse sürekli olarak juntayı ve juntacılığı reddediyorduk. Özellikle gençler ve bir grup aydın 27 Mayıs'ta başlayan heyecan kaybolmadan devrimi gerçekleştirmek gerektiği kanısındaydı. Ve bunların gözü kulağı İşçi Partisi'nde değil, Yön dergisiyle çıktığı yola Devrim gazetesiyle devam eden Doğan Avcıoğlu ve 1969 kongresinde ismini Devrimci Gençlik, yani Dev Genç olarak değiştiren Fikir Kulüpleri Federasyonu'ndaydı. Doğan Avcıoğlu'nun yukarıdan askeri müdahale yoluyla bir Türkiye'ye özgü sosyalizm dediği, bana sorarsanız sosyalizme çok benzemeyen bir tür devletçilik projesi. Mihri Belli'nin onlarla ittifak halinde bir Milli Demokratik Devrim Projesi, ki bu esas olarak Amerika Birleşik Devletleri hakimiyetiyle bağları kesmeyi ve toprak devrimini öngörüyor ve demokratik reformları öngörüyor. Türkiye İşçi Partisi'nin anayasal yoldan, parlamenter yoldan iktidarın el değiştireceği sosyalist devrim programı, bir de dev gençlerin birçok eğiliminin ileri sürdüğü halk savaşına dayalı bir halk devrimi perspektifi. Dolayısıyla bu dört eğilim arasında esas olarak şekillendiğini söyleyebiliriz. Nisan 1968 başında gerici akımların güçlendiği gerekçesiyle 20 kuruluş ve üniversite öğrenci örgütü, Profesör Doktor Bahri Savcı'nın başkanlığında 27 Mayıs Milli Devrim Derneği Genel Merkezi'nde bir araya gelerek kısa adı Dev Güç olan Türkiye Devrimciler Güç Birliği'ni kurdu. Başkanlığına tabii senatör Kadri Kaplan'ın getirildiği birliğin hedefleri zinde güçlerin desteğiyle iktidara el koymaktı. Demokratik devrim stratejisinde buluyorum. Bunları çeşitli çalışmalarımda üzerinde duruyorum. Milli Demokratik Devrim Stratejisi bugün bile sol kesimin büyük bir çoğunluğu tarafından tartışılmayan bir stratejidir. Sanki doğruymuş gibi. Oysa o bir sosyalist strateji değildir. O faşizan bir stratejidir. Yani Türkiye'deki bürokratik oligarşinin kendi iktidarını üretmek için kullandığı bir argümantasyon zinciridir. Bir düşünme zinciridir. Onlar Türkiye'yi istikrarsızlaştırarak Türkiye'de bir darbenin şartlarını hazırlayan unsurlardı. Dev Güç adlı ihtilalci oluşum, 2. Milli Kurtuluş Savaşı adını verdiği faaliyetlerine bir yürüyüşle devam edecekti. Yürüyüş 30 Ekim 1968'de Samsun Atatürk Anıtı önünde başladı. Yürüyüşçüler Ankara yönünde yola çıktı. 10 Kasım'da Anıtkabir'de Demirel hükümetine karşı eyleme dönüşecek bir gösteriyle sona ermesi planlanan bu yürüyüşle siyasal iktidar ataya ve halka şikayet edilecekti. Samsun-Ankara yürüyüşü de Dev Güç tarafından bir ihtilal çağrısı olarak planlanmıştı. Fakat tutmadı, dağıldı.
Bu tarihten sonra ise artık dev güç yerini ordu içindeki ve dışındaki sol örgütlenmelere ve komitelere bırakacaktı. Mart öncesi Türkiye solunun çok büyük bir kısmı darbeye hayırhah bakıyordu. Yani bunlardan bazıları açıkça bir darbeyi destekliyorlardı. Bunu olumlu bir gelişme olarak görüyordu. Bazıları istemem ama yan cebimde gibi bir tavrın içerisindeydiler. Bazıları güya karşıydılar ama olmasa da hiç ayrıca yani hayır demeyecek. Prensip olarak karşı çıkmayacaklardı. Özel bir terminoloji içinde söylenmiş metinler vardı. Zinde güçler bilmem neyecek ya da devrimci küçük burjuvazi falan gibi laflarla sol bu jargonların altında aslında savunulan şey bir darbeydi. O zamanlar 1971 olayın öncesinde açıkça askeri darbe ne adına yapılırsa yapılsın solun değerleriyle, solun amaçlarıyla, sosyalizmin amaçlarıyla çelişir, dibinden çelişir, temelden çelişir diyen kişi yoktu, ben dahil. Biz sonradan bunu söyledik. Yani bu biz kendi saygı duyduğumuz metinleri okuduğumuzdan açıkça böyle bir sonuç çıkıyordu ama bunu söyleyemiyorduk. 60'lı yılların sonuna damgasını vuran olaylardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Robert Comer'in arabasının Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörünü ziyareti sırasında yakılmasıydı. Kasım 1968 sonunda Türkiye'ye atanan Comer'in CIA'nin adamı olduğu öne sürülmüştü. 16 Şubat 1969'da öğrenci dernekleri ve çeşitli kuruluşların düzenlediği emperyalizme ve sömürüye karşı işçi yürüyüşü öncesi bazı gazetelerde tahrikçi yayınlar yapılmış, komünizm küfürüyle savaşa, cihada hazır olun gibi ibareler kullanılmıştı. Bu ve benzeri kitleleri ajite eden yazılar tesirini gösterdi. Yürüyüş sırasında tarihe kanlı pazar olarak geçen olaylar sonucu, 2 kişi öldü, 37'si ağır olmak üzere 200 kişi yaralandı. Olaydan sonra Adalet Partisi dışındaki siyasal partilerin hepsi İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın istifasını istediler. Sükan ise mecliste yaptığı konuşmada olayların sorumluluğunu solculara ve basına yükledi. 1961 Anayasası Celal Bayar başta olmak üzere Demokrat Partililerin siyaset yapmasını yasaklamıştı. 1969 yılında yaklaşan seçimlerin de etkisiyle artık hapisten çıkmış olan Demokrat Partililerin siyasi haklarının iadesi tartışılmaya başlandı. 14 Mayıs 1969 tarihinde uzun yıllardır kavgalı olan İsmet İnönü ve Celal Bayar buluştular ve barıştılar. Ardından meclise siyasi hakların iadesini öngören bir anayasa değişikliği teklifi verildi. Hem Demirel'i oylarını aldığı demokrat seçmenlere hep vaat ettiği fakat bir türlü hayata geçiremediği siyasi hakların iadesi konusunda köşeye sıkıştırmak, hem de 27 Mayıs'ı yapan darbecilerden farklı olduklarını ispatlamak üzerine kuruluydu strateji. Demirel, demokratlara haklarını iade edeceğini söyleyip oy almış ama bunu bir türlü gerçekleştirememişti. Demokrat partilerin affı çıkarılması hususunda epey bir ayak sürüdü. Ayak sürürken şunu da unutmayalım. Çünkü devamlı bir baskı vardı üzerinde ve deniliyordu ki Demokrat Partilerin affını çıkarmak veya bunun üzerine adım atmak yani bir darbe sebebi gibi görülüyordu. Ve o sırada Cevdet Sunay Cumhurbaşkanı'ydı ve Cevdet Sunay Süleyman Demirel'e diyordu ki bak böyle bir yasağı kaldırırsan sen ve Demokrat Partililer eğer siyasete dönerse bir darbe olur. Bu bir anlamda işine de geliyordu Süleyman Demirel'in. Çünkü bir sürü Demokrat Partili, o zaman yaşları da o kadar ileri değildi, siyasete girecekti. Siyasette rakip, mekip sevmez yani Süleyman Demirel. Anayasa değişikliği önerisi parlamentonun alt kanadı olan Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş, senatonun onayına sunulmuştu. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanı Tağmaç, silahlı kuvvetlere gizli bir emir yayınlayarak, bu durum gerçekleştiği takdirde yönetime el koyulacağını bildirdi. Sonuç olarak birkaç gün sonra anayasa değişikliği teklifi komisyona geri çekildi. Süleyman Demirel önderliğinde Adalet Partisi, 1969 genel seçimlerinde yeniden tek başına iktidar oldu. Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs darbesiyle kaybettikleri siyasi hakları, 1970'lerin ortalarına kadar da iade edilmedi.
1969 sonu, 1970 başında Türk siyaset sahnesi toz duman içindeydi. Seçimi yine Adalet Partisi kazanmış, Demirel bir kere daha başbakan olarak hükümet kurmuştu. Kurmuştu kurmasını ama partisinin içi arı kovanı gibiydi. 1970 bütçesi oylanırken iktidar partisine mensup 41 milletvekili red oyu verince hükümet düştü. Yıl sonunda içlerinde Saadettin Bilgiç, Ferruh Bozbeyli, Faruk Sükan gibi isimlerin olduğu bu 41 milletvekili Süleyman Demirel'e yönelik suçlamalarla Adalet Partisi'nden istifa edip 1970'te Demokratik Parti'yi kurdu. Siyaset sahnesinde Adalet Partisi'nin iktidarı sürerken gençlik hareketleri de giderek artıyordu. Komiteler dev genç vasıtasıyla öğrenci gençliği yanına çekmeye çalışacak ve onları provokatif eylemlerine ortak edecekti. Sol gençlik açısındansa 6. filo aleyhine gösteriler, Amerikan Büyükelçisi'ne protesto türünden eylemlerle gerçekleşecek gibi görünmüyordu sosyalist devrim. Hem daha derin, güçlü bir örgütlenme hem de daha ses getiren eylemler gerekiyordu. Nitekim demir tavında dövülür düşüncesine fırsatın kaçmakta olduğu değerlendirmeleri eklendiğinde yaşanan kırılma sonuç verdi. İşçi Partisi etrafındaki ilgi halkası dağıldı. Türkiye Komünist Partisi'nin içinde 1950 yıllarında başlayan, ortaya çıkan bölünme Türkiye İşçi Partisi'ne yansıdı. Yani Mihri Belli ve hatta daha da önemli şahsiyetler TKP'nin Şefik Sünü Deymer, Reşat Fuat Baraner gibi önde gelen isimler, o dönemde TKP'nin yurt dışı bürosunu kuran Zeki Başdamar'a karşı tutum aldılar. Ve bu ayrılık, bir bakıma yer altındaki bu ayrılık, yer üstünde Türkiye İşçi Partisi'ne yansıdı ve Türkiye İşçi Partisi çok sert bir iç mücadele yaşadı. İşte bu esnada gençlik de bu bölünmeye paralel olarak mevzilendi. Biz Türkiye İşçi Partisi'nin yanında yer aldık. Aybar'ın, Behice Bora'nın, Sadun Naren'in oluşturduğu parti yönetimiyle birlikte hareket ediyorduk. Deniz Gezmiş ve arkadaşları ise onlarla mücadele halinde olan Mihri Belli ve çevresiyle birlikte hareket ediyordu. Yani ortada bir bakış açısından iktidara parlamentarist yoldan gelmek isteyen bir eğilime karşı devrimci bir eğilim savunuluyordu. Eski tüfek Türkiye Komünist Partili Mihri Belli ve etrafındaki Deniz Gezmiş, Mahir Çayan, Yusuf Küpeli, İbrahim Kaypakkaya gibi solcu aktif gençlik liderleri tiple yollarını ayıracak, legal bir mücadele yerine illegal silahlı mücadele yöntemlerini seçeceklerdi. Türkiye İşçi Partisi içerisine el atarak bir takım taraftarları ve ses vasıtasıyla Türkiye İşçi Partisi'ni ele geçirmek, hakim olmak istemesi tip içinde başta Mehmet Ali Aybar, Genel Başkan, Behice Boran, Sadun Aren, bunlara sol literatürde Aren-Boran ikilisi derler. Aren-Boran ikilisi ve Mehmet Ali Aybar, Mihri Belli'nin Milli Demokratik Devrim tezlerine karşı çıktılar. Olaylı Malatya Kongresi'nde Milli Demokratik Devrim tezlerini savunanlar daha sonra Türkiye İşçi Partisi'nin iç disiplinine verildiler. Çok ilginçtir. Türkiye İşçi Partisi'nde üyesi 13 kişi Milli Demokratik Devrim tezini savundukları için parti tarafından partiden ihraç edildiler. İhraç edilme sebepleri nedir? MDD'ciler siyah ajanı suçlamasıyla Türkiye İşçi Partisi'nden ihraç edildiler. Aralarında Rasuh Nur İleriler, Halit Çelenkler, Deniz Gezmiş'in avukatı olmak üzere birçok sol aydınlar da vardı. Peki partiden siyah ajanı suçlamasıyla ihraç edilenler Türkiye İşçi Partisi yönetimine ne eleştirisi getiriyordu? Onlar da tip yönetimini Aren-Boran oportunizmi. Bunlar karşı devrimci, ihbarcı, jurnalcidir. Bunlar devrimci değildir diyerek Türkiye İşçi Partisi yönetimine sert eleştirilerde bulunuyordu. Ve dönem sol içi şiddetle beraberinde getirecekti. Türkiye'de 68'den sonra bu gelişen gençlik olayları içerisinde iki eğilim ön plana çıktı. Biri, Türkiye'de devrim yapmak gerekiyor. Bu cici demokrasi parantez içerisinde dönemi sona ermelidir. Türkiye'de gerçek bir halk demokrasisi kurulmalıdır. Bir devrim meclisi oluşturulmalıdır. Ama bunun yöntemi ne olacaktır? İşte bir kısmı bunun doğrudan kırsal kesimlerden başlatılacak olan hareketle olabileceğini öne sürüyorlardı. Nitekim işte
Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına Nurhak Dağları'na doğru yönelmeleri, orada örgütlenerek kırsal kesimden toplumu, köylüyü harekete geçirerek köylerden, kırsaldan büyük şehirleri kuşatma stratejisinin ortaya koymuş olduğu bir girişimdir. Daha çok Çin'den ilham alınmış olan bir stratejidir bu. Diğeri de şehirler içerisinden Güney Amerika modeline uygun şekilde Guevara'nın uyguladığı tarzda şehirlerden örgütlenerek halk devrimine meydana gelme girişimidir. Bunu da Muharri Çağ'ın ve arkadaşları denemişlerdir. Bu ortamda Türk soluna mensup örgütlerin birçoğu 1969'dan itibaren Lübnan'daki Filistinlilere ait kamplarda askeri eğitim görmeye başladı. Bu kamplara giden bazı örgütler, gençlik liderleri ve militanlar, militarist ve bağımsız zihniyetli grup tarafından darbe çalışmalarında kullanıldı. 1979'dan sonra ise Lübnan topraklarındaki kamplarda Türk solunun himayesinde PKK ve diğer bölücü Kürtçü örgütler yerleşti. Türkiye'de bu sağ ve sol adına oyun kuranların, militarize güçlerinin bile o dönemde Beka Vadisi'nde, Orta Doğu'daki eğitim kamplarında çok ince detaylı eğitimlerden geçirildiklerini, hem Amerikalıların gizli servislerinin elemanlarınca, hem İngilizlerin gizli servisleri elemanlarınca, hem de Sovyetlerin gizli servisleri elemanlarınca birbirlerinden habersiz farklı kamplarda yetiştirildiklerini biliyoruz. Yani sağ terör adına eğitim yapmaya da Orta Doğu'ya götürüyorlardı. Sol terör adına eğitim yapmaya da militan yetiştirmek için Orta Doğu'ya götürüyorlardı. Türkiye 12 Mart'a doğru hızla yol alırken, ülke tarihindeki en büyük işçi eylemlerinden biri olan 15-16 Haziran olayları gerçekleşti. Adalet Partisi hükümetinin hazırladığı sendikalar kanununu temelden değiştiren kanun tasarısı mecliste kabul edildi. Turkish bu tasarıya destek verirken, DİSK engellemek için büyük çabalar ortaya koydu. 15-16 Haziran 1970'te, çeşitli illerde DİSK'e bağlı 75 bin dolayında işçinin katıldığı protesto yürüyüşleri yapıldı. Çıkan çatışmalarda 4 kişi öldü. 15-16 Haziran olaylarından itibaren Türkiye'de bir işçi hareketleri oldu. Bu işçi hareketleri bir emek hareketi değildi. Provokatif darbeler şeklinde oldu. Mesela Tarih imha edildi, yakıldı, yıkıldı. Kocaeli'nde bazı tesislere benzin döktüler, yaktılar vesaire, tarih barikatlar kurdular. İşte bunlar hep o DİSK'in devrim öncesi provokatif eylemleriydi. Buna karşılık Türk İstihbarat Teşkilatı, diğer yabancı gizli servislerle beraber müşterek hareket ettiler zaman zaman. Onların bazı, yani dış servislerin bazı provokatif eylemlerini anlayamadılar. Anlar gibi oldukları zaman da üstüne durmadılar. Olayların birinci günü akşamı Bakanlar Kurulu 60 günlük bir sıkı yönetim ilan etti. Olayların ardından Cumhuriyet Halk Partisi adına Genel Sekreter Bülent Ecevit ve Türkiye İşçi Partisi ayrı ayrı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular. Sonuçta Anayasa Mahkemesi söz konusu yasa değişikliklerini iptal etti. 15-16 Haziran'da görülen şiddet olayları aslında 60'lı yılların sonunda üniversite gençliği arasında tırmanmaya başlayan gerilimin bir başka boyutu gibiydi. Sağ ve sol gruplar arasında 1965 yılında fikir tartışmalarıyla başlayan kavgalar 1968'den itibaren giderek şiddet içeren bir hal aldı ve okul savaşlarına, yurt savaşlarına dönüştü. Adam kaçırmalar, üniversite işgalleri, baskınlar yaygınlaştı. Sol ve sağ grupların gençlik teşkilatları üniversitelerde ve sokaklarda karşı karşıya geldi. Her iki taraftan da birçok öğrenci silahlı çatışmalarda öldürüldü. 1970'lere girildiğinde devrime suni sancıyla erken doğum yaptırmanın mümkün olduğu düşüncesiyle partiden ayrılan, Ordu Gençlik El Ele sloganının hala geçerli olduğunu, sosyalizmi inşa işine askerlerle birlikte ihtilali yapıp iktidarı ele geçirdikten sonra bakılabileceğini düşünen grup kolları sıvadı. Cici Demokrasi,
sandık demokrasisi, gardırop devrimciliği lafları uçuşmaya başladı bir anda havada. Solun da kendisinin, sol örgütleri, solun da o zamanki halini hatırlamak gerekir. Sol da son derece maksimalisti. Tek yol devrim diyor, başka hiçbir şey düşünmüyordu. Demokrasiye, burjuva demokrasisi diye boş veriyordu, küçümsüyordu, horluyordu. Doğan Avcıoğlu'nun Cici Demokrasi ve Filipinler Demokrasi kötülemeleri hatırlardadır 1970'lerden. Bu düşünce tarzının sol çok büyük etkisi altında kalmıştı. Ve demokraside korunacak, savunulacak hiçbir yan göremiyordu. Meclis oyundan ibaretti, siyasetin aktörleri hem hırsız hem kuklaydılar. Türkiye gerçekte Amerika'nın işgali altındaydı. Bunlar söylenirken Demirel'in Sovyetler Birliği ile ekonomik işbirliğine yönelmesi, bu sayede büyük sanayi tesislerinin inşasına başlanması, Güneydoğu Anadolu'ya hayat verecek bir dizi baraj ve sulama tünelinin temelinin atılmasına bakan yoktu. O dönemde Türk-Sovyet ilişkileri çok üst düzeydeydi. Bunun bir kanıtı olarak şunu söyleyebiliriz. Sovyetlerin yardım ettiği ülkelerin başında Hindistan geliyordu. İkinci sırada Türkiye vardı ve Türkiye altyapı yatırımlarını Sovyet yardımlarıyla yapıyordu. Oysa Washington, Sovyetlerle ekonomik ilişkilerin artmasının yanı sıra Amerika'ya giren uyuşturucunun kaynağının Türkiye olduğu zannıyla haşhaş ekiminin yasaklanmasını talep edip reddedildiği için Demirel'i kara listeye almak üzereydi. Genç subaylar, ardından komutan düzeyinde askerler bu ortamda ilk kez 1969 seçimlerine doğru temas kurmaya başladılar Doğan Avcıoğlu'yla. Kiminin içinde 27 Mayıs'tan, kiminde 22 Şubat ve 21 Mayıs'tan kalmış ukde vardı. Kimi de Süleyman Demirel öfkeliydi. Ordu içindeki bir kısım subaylarla 27 Mayıs'ı yapan ve bunlardan parlamentoda tabii senatör olarak bulunan emekli ihtilalci subaylar, askeri darbe için milli demokratik devrimci Marksist çevrelerle de temasa geçtiler. Komitelerin bel kemiğini 27 Mayısçılar teşkil ediyordu. Bunlar ordu içinde kendileriyle aynı fikre sahip radikal subaylarla birlikte yeni bir darbe için komiteler oluşturdular. Bir kez daha ordunun hiyerarşi zincirini yok sayan bir darbe düşlemekteydiler. 1971'in radikal darbesi de tıpkı 27 Mayıs'ın Orgeneral Cemal Gürsel'i gibi darbeciler tarafından seçilmiş birkaç kor general ya da orgeneral dışında ordunun yüksek kademesini fiilen kenara itmeyi hedeflemekteydi. Ve herkes de bu defa sonuç alınacağı kanaati güçlendi. Çark artık daha büyük bir cesaretle çevrilebilir görünüyordu. Ancak bu durum doğal olarak ordu içinde çalkantıları ve iç çatışmaları da beraberinde getirecekti. Haftaya Şahların Labirentinde bu çarkın çevrilmesinin yol açtığı sonuçları birlikte izlemek üzere. İyi geceler. Eğer mensup olduğum milletin şanı şerefi varsa ben de şanlı ve şerefliyim. Aksi takdirde içinizden herhangi bir adam çıkar da şan şeref arkasından koşar ve benzersiz olmak isterse biliniz ki başınıza beladır, beladır. Millet bu gibilere asla izin vermemelidir.